BMW C400 X ile beraberiz. Çok farklı ve acayip bir scooter. Biraz ağır ama donanım bakımından oldukça zengin. BMW bunun üzerinde oldukça çalıştı. Farklı bir tasarımı var. Kimco Downtown'la aynı altyapıyı kullanıyor bu arada. Fakat çokça farkı da mevcut. Şimdi hemen teknik özelliklerine beraber bir bakalım. Teknik özellikleri olur. Geliyoruz. Tek silindirli 34 beygir ve 35 Nm torku var. 139 km son hız diyor ama ben Downtown 350'yi daha önce kullandım. 140'tan daha da ileriye çok rahat bir biçimde gidiyordu. Hani 160 civarını yapar. Ama burada bir detay daha var tabii. 405 kilo diyor. Ağırlık olarak birazcık fazla. Onun dışında bir sorun sıkıntı gözükmüyor. Uzunluk olarak bayağı uzun. 2210 mm cidden büyük. Dingil aralığı olarak uzun. Şimdi seli ısıtma, ısıtmalı elecek, led far, anahtarsız sürüş, gündüz sürüş farları. Şuraya kurşunsuz benzin yazmak biraz bence gereksiz olmuş ama connectivity yani bağlantı şeyi var. Şimdi ekranı gösterirken bunu da anlatacağım. Bir yıl uzatılmış garantisi var. Ama fiyat da biraz gene uzun. 88.772 lira fiyatı var. Şimdi baktığınız zaman çok donanımlı bir scooter tabii ki. Fiyat olarak ne kadar yüksek olsa da alıcısı mutlaka olacak. Ön tarafta GS'e benzeyen bir gagalı far sistemi var. Farlar yine GS'e andırıyor. Bizim F750 ve F850 GS'de kullandığımız fara çok benziyor. Hatta belki aynısı bile olabilir. Frenler önde çift. Şöyle. Biber üretimi, çelik fren hortumları var. Pirelli Angel scooter var. Üstünde lastik. Oldukça kaliteli de lastiği var. Şimdi hemen göstermek istediğim bir özelliği daha var burada. Anonsun bitmesini bekledim. Yine BMW GS serilerinde görmeye alışık olduğumuz, gerçi artık BMW'nin bütün motorlarını görmeye alışık olacağımız bir özellik. Bak böyle kontrol ediyorsun ekranı. Yukarı aşağı, sağa, sola. Ve geri kalan her şeyi buradan yine kontrol edebilirsin. Şuraya navigasyon takabiliyorsun. Burada çok güzel bir TFT ekran var. GS serisinde de ben bunu görmüştüm. İsmail'deki lansmanda. F750 ve S850 GS lansmanında. Oldukça güzel gözüken ve çok kolay kullanımlı bir ekran var burada. Şuradaki menüden her şeyi görebilip böyle pıt 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 her şeyi giderken ayarlayabiliyorsunuz elinizi bile kaldırmadan. Buradan elcik ısıtmayı ve koltuk ısıtmayı ayarlayabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Koltuk ısıtmanın da rezistansları burada. Keşke Arçı'ya da bunu yapsalarmış. Daha iyi olurmuş tabi. Size elcik ısıtmayla hem koltuk ısıtmayla üşümezken arkada Arçı biraz üşüyebilir. Ayaklıklar gayet etli, güzel duruyor. Arka taraf bu şekilde. Yine Downtown 350'den örnek göstereceğim. Bunu sürmediğim için söylüyorum. Kavraması gayet güzeldi bu motorun. Gayet torklu bir uzayışı vardı. Kilo olarak biraz ağır. Şimdi tabii şunun ne olduğunu soracaksınız. Bunu elektriğe bağlıyorsun ki aküden yemiyor. Şu ekranları, ışıkları falan göstermek için. Bunu elektriğe bağlıyorsunuz ve elektrikten çalışıyor. Fakat ne yazık ki bunu bağlamamışlar şu an için. Depo ortada. Oturma pozisyonu gayet güzel gözüküyor. Fiyat biraz yüksek ama seveni mutlaka olacaktır. Arka frenler de yine hoş duruyor. Böyle bir acayip sonuç olarak scooter. Seveni olacaktır, sevmeyeni olacaktır ama ben sordum. Satıyor musunuz dedim. Birkaç tane sattık dediler. Demek ki seveni var. Hafiften bana BVS 100'ü de biraz andırttı. O Yamaha'nın eski efsane BVS 100'ünü andırttı ön taraf tasarımı. Dediğim gibi böyleydi C400X. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı ve çanı açmayı unutmayın ki bir sonraki videonun bildirimi size düşsün. Görüşmek üzere.